dünyada depresyon yaşamadan ölen insan da yoktur herhalde belli bir süre yaşayıp. Öyle mi? Herkes hayatta bir kere depresyona girer mi? Mutlaka girer. Bu araştırmalarla da tespit edilmiştir. Az çok, küçük büyük bu depresyonu hepimiz yaşarız. Ama şeyi de söylemek istiyorum. Mesela üzüntüyle depresyonu hiç karıştırmamalıyız. Yani bazen bir şey çok üzülüyorsunuz. Size antidepresan veriyorlar. Mesela o çok yanlış bir şey. Üzüntüyle depresyon arasındaki en büyük kendimizde gördüğümüz fark ne? Şu an üzgünüm ve şu an depresyondayım. Farkı ne yani? Üzülmek e, bir şeye bağlı olarak üzüntü olur. Yani bir kaybınız vardır ya da somut bir probleminiz vardır. İşte ailede bir, bir şeye üzülürsünüz. Durup dururken gelmeyen bir duygudur üzüntü. Depresyonda ise obje yoktur. Siz o kadar ağır bir duygusal yıkımın içine girersiniz ki şey gibi düşünün, yani bir siyah çuval geçirmişler başınıza ve ışığı hiç görmüyorsunuz. Halbuki dünya ışık içinde. Durduk yere mi olur hocam? Yani depresyonu da tetikleyen, başlatan bir üzüntü yok mudur, hüzün yok mudur? Vardır ama depresyonların, asıl büyük depresyonların böyle sebepleri yoktur. Yani illa bir şeye üzüldü de depresyona girdi demeyiz. Asıl o majör depresyonlar e, durup dururken, hiçbir problem yokken gelirler ve de çok ağırdırlar. Hani size tarif ettim ya o çuhanın altına giriyorsunuz ve güneş yüzünü göstermiyor. Bir de üstelik diyorsunuz ki hiçbir sorunum yok benim. Türkiye biraz önce bir soru sordum size. Bir insan olsak yanında karşınıza otursa diye ona depresyon teşhisi koyar mısınız? Koymam. Çok üzgün derim. Depresyon demem. Çok hüzünlü derim. Çok üzgün derim. Çok öfkeli derim. Yani öfke kontrol bozukluğu var bu insanda Düzeltmesi adına ne önerirsiniz hocam? Ben bu konuda şunu öneriyorum. Yani her birini tek tek efendim ilaç verip terapileri alamayacağımıza göre ben şiddetin özellikle virüsler kadar bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Yani biz şiddeti okudukça, gördükçe, duydukça, tanık oldukça bakın nasıl şiddet hani mayalanmış hamur gibi nasıl kabarıyor. Ya otobüste insanlar birbiriyle kavga ediyor. Dükkanda alışveriş yaparken birbirini öldürüyor. İki komşu vay sen köpek aldın da bilmem ne yaptın sen ışığı yaktın da. Ya o kadar basit şeylerden kan döküyor bizim ülkemizde. Yani ciddi bir öfke kontrol bozukluğuna girdik ve katlanarak büyüyor. Bu önlenmezse nereye gider hocam? belli nereye gidecek Yani nereye? insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Öyle gidiyoruz zaten oraya doğru. Her şeye tepki göstermeye başladık. Ben bakın burada böyle somut tedbirlerle bunun yok olabileceğini de zannetmiyorum. Ne yapmak gerekiyor? Yani efendim ekonomileri çok düzelttiniz. Herkesin bol bol parası var. İşte çok güzel evlerde oturuyorlar. Çok güzel yiyip içiyorlar. filan Bunlar biraz önce Amerikan toplumunu anlatırken bahsettiğim haz duygusudur. Geçici bir duygudur. Diğerleri içeride birikmiş zaten. Ve bunlar artık muhafaza edilemediği için taşıyorlar. Taşıyorlar yani. Ben şiddetin ilacının sevgi olduğuna, saygı olduğuna inanan biriyim. Ee... Şu Türkiye sorusunu insanlar da çok fazla soruyorlar size. Programın başında siz birazcık pandemiyi de falan katıp öfke ve hüzün çok baskın şu dönemdediniz Türkiye'de. Doğru. Aslında yani pandemiden öncesinde de o öfke hiç fena durumda değildi. Şimdi artık Doğru. iyice uçtu gitti. Doğru. Hele bir de bu insanların kendini rahatça ifade edebildiği kanallar da ortaya çıkınca işte sosyal mecralar falan. Evet. E, feci bir öfke salgını yok mu Türkiye'de hocam ya? Yani var. Ve bu yani var. mecliste de Var. Var. Her yerde. ...siyasette de var, sanatta da var... ...futbolda var, her yerde var... ...yani bu gidiş hayra alamet diye değil diye görüyoruz... ...biz psikiyatrist olmayan... ...sıradan vatandaşlar, siz nasıl görüyorsunuz? Vallahi çok hayra alamettir... ...demeyi isterdim tabii bende ama... ...ben de çok hayra alamet görmüyorum ama... ...çok güvendiğim bir şey var... ...bizim halkımızla ilgili... ...yani ben dediğim gibi böyle... ...tek tek 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 çok insanı tanıdığım için... ...mesela bizim... Ee, ...insanlarımız bugün böyle baktığımızda aman Rabbim ne kadar acımasız... ...ne kadar vahşi, ne kadar öfkesini kontrol edemeyen yani berbat kötü filan... Bu, ...bu tür terimler kullanabiliriz. Halbuki bizim insanımızın aslı son derece sevgi doludur bir kere. Nerede hocam şunu, bu insan ya bize de gösterin ne olur. Bakın ben... şunu iddialı olarak söylemek istiyorum... Duygularını en iyi yaşayabilen e, ülkelerden biriyiz biz. Şu anda bu duyguların en olumsuzlarını yaşıyoruz. E, ama yani Avrupa'da, Amerika'da e, bu bu tür vahşet yok mu? Var. Ama bizdeki daha çok namustan kaynaklanıyor. Çünkü namus bizde erkeğin şerefi, kadının utancıdır. Şimdi oralarda böyle şeyler yok. Bunlar başka türlü vahşet daha katliam yapıyorlar. Daha seri katiller falan var. Yani her yerde var şu anda. Herkes dünyada çok gergin. Biz de çok gerginiz. Ben bu pandemi olmasaydı da zaten çok gergin de halkımız bizim. Ama bundan çok olumsuz etkilendiğimizi düşünüyorum. Ama bir yandan da şeyi biliyorum. Bizim mücadele gücümüzü biliyorum. Bizim insanımız çünkü çok acı çekmiş bir insan. Yani bu acıyla bizim tanışıklığımız yeni değil. Ta Osmanlı zamanında da çok acı çekmişiz. Yani dünyayı titretirken de bizim insanımız çok acı çekmiş. Daha sonra da bugünlere gelene kadar bizim insanımızın çekmediği acı kalmamış. Şimdi düşünüyorum da biraz da en rahatladığımız dönem yani daha özgür bir toplum olduk. Daha e, eskiden ya ben bu yaşa kadar yani o kadar çok değişkenliği gördüm ki Türkiye'de gerçekten Türkiye'de Türkiye'nin şu an öz, daha özgür bir toplum olduğunu inanıyor musunuz? İnanıyorum tabii. Niye? Çünkü eskiyi biliyorum. Yani. Bunu hayal etmek bile bir özgürlüktür Candaş Bey. Biz hayal hayalde edemezdik. Anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi insanlar ben bunları e, yani böylesi doğru buluyor muyum? Çok aşırı uçlara kayabiliyorlar. E, sanatçılar bunu yapıyor, sıradan insanlar bunu yapıyor. E, yani biraz da isyan olarak ben görüyorum tabii bunu. Yani isyanın bir şekli. Mesela bir ara böyle yırtık, hala da öyle ya, yırtık kotlar giyiyordu insanlar. Yani e, o kotları o kadar çok yırttılar ki hani şimdi sadece dizlerde falan var. her tarafı yırtık pırtık dedim ki ha insanlar demek ki yani öfkeyi, isyanı biraz da bu şekilde gösteriyorlar. Bizim toplumumuzda da bunu çok görüyorum. Toplumumuzu iyi, çok iyi, gayet iyi gidiyor falan demiyorum. Çok ağır öfke yaşanıyor. İsyan yaşanıyor. Ee, de büyük bir kısmı zaten depresyonu yaşadı.